hep işverenin üzerinden de olmuyor bu. Yo, doğru. SGK priminde en azından anket sorularını Ben anket sorularımı söyleyeyim mi? Tık daha yukarı çıkabilir. Hani, <laughs> hani diyor askeri ücret bir beklenti araştırması. Ben de her gittiğim yerde benzin doldurduğum yerdeki e, arkadaşlarla da konuşurken, yani. kasadaki arkadaşlarla herkesle konuşuyorum. Kasa yerinden herkesle. Vallahi onların beklentisi de 8.000-8.500 bantından aşağı ben, değil. Ben 8.500 yani yukarı hiç, beklemiyorum. Hiç, hiç 7.000 yani. Bak şöyle söyleyeyim. Hiç askeri ücretle çalışan bir işçinin 7500 lira, 7600 lira bekledi daha benim anketimde 8000'den aşağı rakam yok. Peki, Hiçbir konuşmuktaki Hakan şey. Bey me, e, Melik diyor ki benim diyor edindiğim Ankara'da kulisleri iyi bilir Melik Yiğitel. Benim diyor edindiğim intibaya göre diyor 8250 gibi bir rakam diyor ben evet. diyor bekliyorum. Evet. Diyor, yani, kişisel olarak. Evet yani band biraz böyle hani 8000 8500 aralı ama benim çıkardığım sonuç ortada bir yerde buluşacak. 8250 diyor. Yani bu rakamı siyasi açıdan siz nasıl Hı. görüyorsunuz? Şimdi şöyle çalışanlar eğer yer... bu rakam yani Ali'nin kulis bilgisi doğruysa ki doğru çıkacağına ben de e, eminim. Yani ben de o rakamı bekliyorum. Melik'in kulisine güveniyoruz. Şimdi 8300 rakamında, 8400 rakamındaki psikolojik sihir şu. Öyle bir rakam tespit edilmiş ki bu psikolojik olarak 9000'in üstü açıklanabilir diye bekleyen işvereni biraz rahatlatır. Onlar öyle bekliyor çünkü. Ama bu şeyi de çok üzmez. Yani iş göre iş çalışanı da ya vay 9000'in altında oldu diye üzmez Yok. çünkü o Hayır, da Mete yarar diyor ki ben diyor kendi kişisel anketimi yaptım diyor beklentileri emekçi arkadaşlarımızın çalışan arkadaşlarımızın Peki, soruyorum mu kaç hepsine soruyorum kaç 8 bin 8 bin 500 arasında evet, evet. yani ben psikolojik eşlik 8000. bin i̇şte bunu, onu istiyorlar demiyorum yani ama bekliyorlar bekliyorlar, bekliyorlar. bu civarda bekliyorlar. bir şey olmasını bekliyorlar dolayısıyla rakam açıkçası iyi bulunmuş yani benim Peki. özetim bu algı. Melik bir şey merak ediyorum. Seçmen de böyle algılar. Onun için söyledim bunu. bu. anket. Yani benim iyi bulmam önemli değil çünkü. Bu anket Mete Yararın anketi gibi mi acaba? Hani ne istiyorsunuz değil de ne ola, ne ön, ha isteme bu değil mi? Bu isteme. Ha tabii, tabii ne ne kadar hani bekliyorsunuz. Ama burada sırf, şey var ya. Sırf, bir dakika sırf istiyorsunuz diye özür dilerim. Ne tahmin ediyorsunuz da var bu sorunun içinde? Ya ne belki çıkacağını? da olabilir düşünüyorsunuz. Ya, Abi, ben de. de anket var aslında. Siz anketleri daha yok tatildense. Tamam, so, soru, soru ne? Soru evet, ne? Soru ne istiyorsunuz mu yoksa ne tahmin ediyorsunuz? Şöyle tabii, Hakan Bayrakçı bu işin kompedanı daha, daha, yani. Daha, daha. Tabii, tamam. de, soruyu ya, nasıl soruyu nasıl bir bakalım. Olur. Atayım, olur. Onlar soruyu nasıl sorduğun çok belirleyici olur değil evet. mi? Evet, Ama ona rağmen eğer ne istiyorsunuza da 7600 demişlerse orada da bir temkin var. Biraz önce Melik Bey'in söylediği şu yani işten çıkarılma endişesiyle de buna 7500 diyen oluyor. Ağırlıklı sanki uçuk o, evet. bir rakam gelir. Tabii. Ben de işimden olurum Heh. falan. Dolayısıyla bu rakamlar öyle çık. Ama 8300 veya 1 gram üzeri olursa hakikaten biraz sihirli bir rakam. Yani akıllı, doğru bir rakam bulunmuş gibi gözüküyor. Çünkü işveren bu 8300'den tabii ki rahatsız olur. yani birazcık tedirgin olacak ama psikolojik olarak herkes ya 9000 10000 olursa ne olur diye düşündüğü için işveren çok tepki vermeyecektir 8300'e. Ama çalışan da birdenbire 5500'den 8500 8300 demek Beklenti, aşağı yukarı beklentiler soruldu diyor. Açarsanız abi şu Bakacağım hemen var bakacağım. Ya. Ha tamam. siz daha iyi bak. Okum. Onur Bey katılıyor musunuz Ne diyecektim? Yani bu hani hep anlatılan Diyarbakırlı taksici hikayesi vardır ya nasıl görüyorsun memleket demiş taksici adam. Şey diyor işte abi resmi görüşüm mü istiyorsun gayri resmi görüşüm mü hikayesi. <laughs> Biraz bence burada resmi görüş var gibi geliyor. Niye? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Türk çok işin, güzel. Türk işin şeyine baktım. <laughs> e, yoksulluk sınırını 10.170 demiş. Şimdi yoksulluk sınırını en iyi yoksul hissediyor. Yani 10.170'in altında alan hissediyor. Ediyorum. O, o, onu Ergun Bey bugün açıkladı. Yoksulluk sınırınız 10.000 küsürken Nasıl siz 7785 istiyorsunuz diye? O açlık sınırı. Ha, açlık sınırını baz aldı. Yok ben aldım Ergün Bey yani. için söylemedim bunu. Ben nasıl, halk yani. söyledim. Ha, ha, pardon, tamam, için nasıl söyledim. Ankete katılım için söyledim. Nasıl yani anlamadım? Nasıl pardon. açlık sınırını baz Şöyle 7785 açlık, açlık sınırı diyor. Diyor. onun altında aç yani? kalıyorsun abi. Açlık sınırını mı baz alarak e, istekte bulunuyor? Ya yoksulluk evet, sınırını baz alsa ya. Sınırı. İşte onu diyorum ben de. Hani Ergün Bey belki siyaseten şey diyebilir. Ben gerçekten anlamadım ya. Ergün Bey siyaseten diyebilir. Açlık sınırını not aldık diye. Ya Alt işçiden yana olması gerekiyor. Ha, işçi, işçi, şey, i̇şçi en iyi biliyor. Yoksulluk sınırının 10.170 lira olduğunu en iyi işçi biliyor. Ama 7.630 lira tespit etmiş işçi. Burada bence bir resmi görüş var. Yani bir saklama var. İşten yani atılma korkusu var. Ya Çekinme tedirgin var. cevap vermişler demek istiyoruz. Yani istiyorsun. temkinli vermişler. işten atılmaktan tedirgin, tedirgin, tedirgin olmuşlar. Tedirgin ve temkinli. Yani ya hakikaten gerçek niyetini ya. hak ettiğini bize ya. şeyi de ya. Soru doğru mu sorulmuş? Özellikle ikinci şey burada var burada ya. Burada dört grafik var. Bu bulgular yok. Bu bulgu yok burada. Alta. Baktım. Alta, soru tam alta. ne burada? Bak. Yok. Bu Başka bir. Abi ortada. Gel abi. Bu da değil. Eldeki de gitme. Kafasına çarpma. Hangisi bu mu? <laughs> <laughs> evet. Ha bir dakika. Ekrandaki Melik tamam, bırak. E Melik, tamam, tamam. Melik Orada sopayı bırak. Soru tekniği doğru mu onu da bilmiyorum. Sopayı bırak elinden artık. Ha, pardon. Birisinin kafasına <laughs> çarpacaksın. Pardon abi. <laughs> soru şöyle <laughs> sorulmuş. Söyleyeyim hemen. Hı ha. Ee, beklen ne tahmin biraz ikisini de içeriyor. Yani ne tahmin ediyorsunuz da var bu soruda, ne istiyor ne istiyorsunuz ha, da var. Daha sorulduğu gibi yani. Evet, de evet. Beklenti. Beklenti. Yani. Kelime tam tamam. beklenti. Güzel. Talep değil de beklenti. Evet. Beklenti. Evet. evet. Aynen. evet Çünkü evet. talep olsa evet. yoksulluk sınırının altında bir talep reel değil ya bu resmi evet, görüş evet. olur. Hakan tamam. Bey netleştirdi. Tamam. Beklenti. Evet. Yani bu beklenti ki, her ikisinde benimki kalkıyor. Talepti. Seninki talep abi. Evet. Bu ekonomik sistemde olsa olsa bu olur demek bu yani. Evet, evet. evet. Bu bu ya, soru şekli de öyle zaten. Peki soru bu soru tekniği doğru mu? Bu doğru ama şu da sorulma, sorulsa daha iyi olurdu. Yani siz ne istersiniz diye. Ha talebiniz nedir? Tabii talebiniz nedir? Burada beklentiniz nedir? Burada beklenti ikisini de kapsıyor çünkü. Ha anladım. Teşekkürler. Hayırlısı olsun bakalım. Melik'in evet. şeyi doğru çıkacak mı ha, merakla bekliyoruz. EYT'ye dair onu da yani bir sordum hani en sıcak bilgileri paylaşayım. Şimdi daha önce yaş... Bir yaş sınırı gelecek mi ya? Şöyle yaş daha önce düşünmüyordu ama benim edindim izlenim bir yaş sınırı gelecek. Yani şimdi bana burada sallayacaklar da lütfen bana sallamayın. Ben sadece bilgi paylaşıyorum. Şimdi ben bunu her söylediğimde <laughs> babanın cebinden mi ödüyorsun? Ya yani yok. Ben de olsa dükkan sizin. <laughs> ama ben sadece bilgiyi paylaşıyorum. Aldığım bilgiyi. Evet. Yani evet. aldığım bilgi. Ne olacak? Bir yaş sınırı yani? olacak. Sana EYT olmuyor o zaman. Efendim? Sana EYT vurmuyor. Abi ben... E, Hayır, olmalı sondan... demiyor ya. Böyle bir bilgi aldım. <laughs> Hayır. O çok genç ya, Ona vurmayacak. Faydalanmayacak demek. Abi. abi teşekkür ederim. Peki. <laughs> Şöyle e, şimdi e, işverenin istediği özellikle kıdem tazminatlarından kaynaklı orta ölçekli işletmeler... ...siz yaş sınırı koymadığınız anda 2 milyon kişi aynı anda emekli oluyor... Bu kıdemleri ödemekte kardeşim ben zorlanacağım. Bu bir ee, işveren diyor bunu. İşveren diyor. Ben, ben zorlanacağım diyor. İki milyon aynı anda emekli olursa küçük bir işletmede, orta ölçek bir işletmede bile aynı anda üç kişi beş kişi işletme büyükse bu yirmiyi falan da geçebiliyor. Dolayısıyla aynı anda yaş e, sınırı koymazsanız aynı anda bu hepsinin emekli olma, olacağı anlamına geliyor. Peki siz kafanızdaki şey ne yaş sınırı? Tabii onlar biraz böyle uçuk bir şey söylüyor. İşte 55, en son hani 52 olsa ideal olur demişler. Şimdi 55 kim diyen ki? kim bunu? İşveren. İşveren evet. Çünkü bütün Bakanlık ne düşünüyor? Bütün taraflarla görüşmüşler. Sektör temsilcileri, taraflar, hepsi. Bu içinde müsiyatı da var, tüsiyatı da var. işte tiski de hepsi var. Ee, şimdi demişler ya 55 çok yüksek işte. 52 ile 55 arasında gidip gelmişler. Fakat yine benim edindim izlenim burada da hani eğer olacaksa bir yaş gelecekse orada da sanki böyle psikolojik eşlik erkekte 50 kadınlarda 49 gibi eğer yaş gelirse. Ama EYT'liler yaş maş beklemiyorlar. Onları çok ayağa kırıklığına uğratıyor. İki gündür tartışılıyor zaten. Emeklilikte yaşa takılanların yaşa takılması söz konusu olur. Katılıyorum. <laughs> Hatta o görüştüğümde mesela hani e, eğilim nedir diye sordular. Vallahi dedim ben sosyal medya yani Twitter özellikle aktif kullanıyorum. Yoğun tepki var. Ha. Çok büyük tepki. Var. Yaş olursa bu e, hani çok işimize yaramaz. E, kaldı ki yaş olursa eğer e, yani o getir yani 50 olacağını varsayarsak e, herhalde bu dörtte biri falan ancak. EYT sorununun çözülmesinin siyasi iktidara getireceği yarar bir tarafa bırak. Böyle yaparlarsa zarar getirir. Hayal kırıklığına evet. yol açar. Yani ben katılıyorum. Bir dakika, önemli bir şey. Evet. Doğru. Yok benim e, şey de ben ben tahminimi de söyleyeyim. Bence bir yandan da bu kamuoyundaki tartışmalara da bakılıyor. Ha, e, Belki e, o yani evet ya bu yaş işi getirirsek işte ne derim, o astarından yüzü astarından pahalıya geliyor. Astarı yüzünden pahalıya evet. geliyor. Yani nabız ölçüyor olabilirler. Evet. Yani ben de kendi kişisel fikrimi söyledim. Evet. Ama birçok bas... insan tepki verir bu Yani e, tepki Söyleyeyim. ama bir de şey Vallahi... konuşmadık aslında. Bakın bir de işverenin bir sorunu daha var orada. Şimdi bir anda EYT'liler kı... emekli olma hakkını kazanıyor. Hem kıdem yükü doğuyor. Bir de şu var. Yetişmiş elemanların birçoğu şey yazıyor. Emekli olacak. Böyle Şöyle, olunca... onu ve onu, onu araştırmışlar. Yani bilmiyorum hani ne kadar ihtiyacı karşılar da. Emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenler sayısı bir hayli yüksek. Çok doğru. Burada da şu problem var. Evet. Emekli oldunuz sonra çalışmaya devam etmek evet. istiyorsunuz. Orada bir prim maliyeti var. Doğru. Devlet eğer bu yetişmiş insan gücünü kaybetmek istemiyorsa, EYT'lilere bir şey yapmak istiyorsa, yani yeniden çalışan, emekli olduktan sonra çalışanların prim maliyetini şimdikinden farklı Bravo, olarak düşünmek zorunda. Bravo, çalışman içinde olacak. E bu olmazsa yani zaten anlamsız kalacak. Yani çalışan da evet. emeklinin primini eşitleme gibi. Ya bir de demek Öğünününün... deminki çözüm şu aslında, EYT'lilerin yani emeklinin yaşa takılan işte ha, yani bazı yaşa takılanlarını çözeceğiz, bazılarını çözmeyeceğiz ya Hakan Bey sorunu e de burada sorun olacak. Ben de anlamadım. Dedim ki ya şimdi adam emekli. Tamam Bir normal çalışma var. Emeklinin primi niye daha yüksek? Yani adam emekli zaten. Sana bir dedi ki onun riski daha yüksek. Gide yeni istihdam safında yani, falan ama burada farklı bir Tabii tabii. Sağlık ürünümüz ki daha yüksek olduğu için primini yüksek tutuyoruz. Peki e, çok dökler. teşekkürler. Ama o eşitlenebilir. Çünkü artık yaş ortalaması yükseldi Türkiye'de. Bak Mete abiye. Hala yaşıyor. Yani, Hayır o gencecik. Hala yaşıyor. <laughs> yani 45 <laughs> hala yaşıyor diyor. Mete abi 45 gösteriyor <laughs> Bak mu? Bak Mete abi hala fazla. yaşıyor. <laughs> en fazla 30 yani. Peki.